Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda ben sizlere SAP hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü özellikle dijitalleşme, dijital dönüşüm, kurumsal IT, işte bilgi işlem bölümleri ya da kurumsal hayatta analistlik, yazılıma merak ediyorsanız muhakkak öyle ya da böyle SAP'ye dokunacaksınızdır. Ve bu sektörün de çok içerisinde olan biri olarak tecrübelerimi paylaşacağım. Çünkü SAP'yi öğrendikten sonra ve birkaç proje yaptıktan sonra işsiz kalma ihtimaliniz gerçekten çok azalıyor. Neredeyse iş bulmanız garanti. Hem de yurt dışında da çok daha kolaylaşıyor. Ya da Türkiye'de daha iyi maaşlı işler bulabiliyorsunuz. Bunun danışmanlık kısmı var. Şirketin içerisinde bu süreçleri geliştirme kısmı var. Ben bu videoda sizlere ERP'nin ne olduğunu, SAP'nin neden önemli olduğunu, kariyer imkanlarını hem Türkiye hem yurt dışı, iş ilanlarını göstereceğim direkt bir şekilde. Çünkü iş ilanlarını göstermek bence neden iş bulma, iş değiştirme konusunda bu kadar rahat olacağını gösterecektir. Ondan sonra SAP'yi bildiğinizi kanıtlamak için hangi sertifikaları almanız gerektiğinizi, onların hepsini gösterip bir video yapacağım. Bu videonun kesinlikle yararlı olacağını düşünüyorum. Özellikle yazılım ve iş birimi arasında kaldıysanız bir SAP'ye bakmanızı öneririm. Hani sırf bu videoyu da izlemeyin. Gidin başka insanların başka videolarını da izleyin. SAP hakkında birazcık bilgi edinin. Çünkü bütün büyük şirketler neredeyse SAP'yi kullanıyor. Ve SAP'yi bildiğiniz takdirde SAP'nin bir sürü modül de var. Ona da birazcık gireceğim. Türkiye'de kalmak isterseniz de, yurt dışına çıkmak isterseniz de kariyer anlamında hayatınız gerçekten çok daha kolaylaşacaktır. İlk başta ERP, ERP nedir? Ondan başlayayım. Bir şirkette çalışıyorsunuz diyelim ya da bir şirketiniz var. Neden olmasın? Bu şirketin insan kaynakları var, pazarlama departmanı var, finans departmanı var, muhasebe departmanı var. Finansın içinde olabilir, içinde olmayabilir. Tedarik zinciri kısmı var ve bir şekilde bu departmanların iletişimde olması gerekiyor. Ve herkes yaptığı işi bilgisayarda bir sisteme koyuyor. Bu sistemde SAP olabilir, Salesforce olabilir, Oracle olabilir. Hepsinin artıları var, eksileri var. Ama ERP dediğimiz bu sistemin genel adı. Mesela müşteriden bir sipariş geldi diyelim. O sipariş teslimatını sağlamanız için bir sürü departmanın bir arada çalışması lazım. İlk başta planlama departmanı elimizde yeterli stok var mı yok mu ona bakması lazım. Ondan sonra elinizde stok varsa tedarik zinciri ona ne zaman ulaşabilir? Ürününüzün teslimattan önce tarihi geçecek mi, geçmeyecek mi? En optimal bir şekilde o ürünü nasıl teslim edebiliriz diye bakması lazım. Muhasebe departmanının kendi işlemlerini yapması lazım. O üründe indirim kullanıldı mı, promosyon var mı, ekstra bir muhasebe işleri var mı? Sonra atıyorum sipariş iptal oldu. Tekrardan planlama departmanının stoklarını güncellemesi lazım. O siparişin iptal edilmesi lazım. Ki muhasebe departmanı siparişin iptali apayrı bir süreç. Tedarik zinciri tarafının tekrardan o kişiye teslimat olmadığı takdirde nasıl bir optimizasyon yapılacağını hesaplaması lazım. Bu koordinasyonu da genelde ERP ile yapıyorlar. Siz ekrandan siparişi giriyorsunuz, bütün hepsi önünüze dökülüyor. Muhasebe departmanı kendi alanına giriyor, tedarik zinciri kendi alanına giriyor, planlama kendi alanına giriyor. Böyle bir uygulama sayesinde şirketler kendi arasında iletişimini sağlayabiliyor. Hatta bonus bilgi, artık onların da elle yazılmasına gerek yok. Robotik otomasyon, RPA ya da işte script yazarak onları otomatik bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Ve hatta OCR denen bir teknoloji var, Optical Character Recognition. Onunla bir insanın faturaya bakmasına gerek kalmadan otomatik bir şekilde o faturadaki verileri çekip hatta ne olur ne olmaz diye o faturayı da alıp yarattığınız siparişin içerisine ekleyebiliyorsunuz. Neyse bu ERP teknolojilerinden en gelişmiş olanlardan biri de SAP. Hatta en gelişmişi diyeyim. Alman şirketi yaklaşık 26 milyar Euro'luk bir cirosu var. Büyük bir şirket. Almanya'nın en büyük şirketlerinden biri. Türkiye'deki de çoğu şirket, büyük şirket kullanıyor bu uygulamayı. Nesnelerin. Bu nesnelerin interneti Endüstri 4.0 gibi içeriklere hazırlık olması için de S/4HANA denen yeni bir modül çıkartıyor. Daha önce yapılan bu gösterdiğim ekranlarda yapılan aynısını daha verimli bir şekilde canlı dataların birbiri arasında daha uyumlu olduğu bir çözüm vaat ediyor şirketlere. Çoğu şirket de normal SAP'den S/4HANA'ya geçiş sürecinde. Bu geçiş sürecinde de hem Türkiye olsun hem globalde olsun yazılımcılara, analistlere, modülü gerçekten iyi bilenlere, proje yöneticilerine ciddi bir talep var. Ve bu talep de yeni yeni başlıyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar çok uzun bir süre bu alanın ekmeğini yerler. Bu arada böyle SAP sponsorluğunda olan bir video değil. Gerçekten fırsat olduğunu düşünüyorum. Yorumlarda da zaten SAP ile muhakkak çalışmış olanlarınız vardır. Yazabilirsiniz. Sizin de gördüğünüz trendleri paylaşabilirsiniz. Hani sırf benden tek bir kişiden bilgi olmasın. Olabildiğince bilgi çoğalsın. SAP ürünün kendisini geliştiren ve satan bir şirket.
Ama bu ürünün implementasyonunu yapan şirketler ise genelde danışmanlık şirketleri oluyor. İşte Accenture olabilir, Türkiye'de Itelligence olabilir. Birazdan partnerlikleri olan şirketleri de gösteririm de. Bunlar daha çok danışmanlık şirketleri. Büyük bir şirket geliyor, ben S/4HANA'ya geçmek istiyorum diyor ve danışmanlık satın alıyorlar. Sonra büyük bir kadroyla da bu geçiş süreci başlıyor. Danışmanlıkta çalışanlar derinine inip modüllerini öğrenebiliyorlar. Çünkü finans için ayrı bir modül kullanılabiliyor, e-commerce için ayrı bir modül kullanılabiliyor. Bu modüllerin de farklılıkları var. Bunları puzzle parçası gibi düşünebilirsiniz. Ortada bir SAP var. Yanına finans modülünü takabiliyorsunuz. Üstüne insan kaynakları modülünü takabiliyorsunuz. Ve böylece bütün bir şirkete kapsamlı bir çözüm önermiş oluyor. Ama dediğim gibi bu süreç daha çok danışmanlık şirketleri üzerinden yürüyor. Ve süreç geçişi tamamlandıktan sonra da genelde işe alım başlıyor. Tamam, ben büyük bir şirket olarak S/4HANA'ya geçtim. Ama iş birimlerinden hala güncelleme talepleri var. Şunu da yapalım, bunu da yapalım diyorlar. O yüzden de şirketin IT departmanı kapsamında genelde SAP'ye kadrolar açılmaya başlanıyor. SAP deyip Türkiye'deki iş ilanlarına bakınca bin tane sonuç ortaya çıkıyor. Mesela EY'da danışmanlık şirketlerinden bahsetmiştim. Hemen gerekliliklerine bakınca SAP'de birkaç modül bilmeniz gerekiyor vesaire vesaire diyordur. Onun dışında bütün Mercedes, Getir, Arçelik bu şirketlerin hepsi SAP'yi kullanıyor. Mercedes'in Hadımköy'de bütün dünyadaki Mercedes'lere danışmanlık veren bir teknoloji merkezi var. Bunun nedeni maalesef ucuz iş gücüyle de alakalı. Core modülü tecrübesi olsun istiyorlar. Muhasebe kısmı, accounting kısmından işe alıyor. Büyük ihtimalle SAP'yi sadece kullanmayı bilen insanları arıyorlardır. Puma da gerçi öyle. Tok da mesela bütçeleme ve raporlama kısmında Tok da kullanıyormuş. Onun dışında sayfalar devam ettikçe de bildiğiniz hani Sütaş olsun, Shell olsun, Carrefour olsun bunların hepsi SAP kullandığı için SAP kullanmayı bilen ya da geliştirmeyi bilen insanlar arıyorlar. Mesela PwC tekrardan SAP tecrübesi olan danışman, müdür, kıdemli müdür seviyesinde insanlar işe arıyor. Bu arada lütfen karıştırmayın. Bu video daha çok SAP'nin IT kısmı, dijital dönüşüm kısmı için yapılmış bu video. Bu ilanların bazıları kullanımı için, bazıları ise o dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek için açılan ilanlar. Eğer mesela bütçeleme kısmı diyorsa onu kullanan kısım oluyor. Eğer analist, mimar, proje yöneticisi, yazılımcı gibi iş ilanları açılmışsa da bu daha çok dijital dönüşüm içindir. SAP HANA yazıp Almanya'da aratınca da yaklaşık 11 bin sonuç çıkıyor karşımıza. Dijital dönüşüm için BCG'den tutun da Porsche'ye kadar birçok şirket SAP bilgisi olan insanlar arıyor. Yine Deloitte dijital dönüşüm için S/4HANA'yı bilen insanlar arıyor. Ben kısaca gösterdim ve gidin kendinize de bakın. Gayet kariyer anlamında ilerlenebilecek bir alan ve sektördeki arz talep dengesi gayet çalışanın işine gelecek bir seviyede. Ben de çalışan olarak söylüyorum bunu. Özellikle de birkaç proje tecrübesi edindikten sonra üzerine bir de sertifika alırsanız hem Türkiye'de hem yurt dışına hem freelance olarak iş bulmanız çok çok daha kolay olacaktır. Sertifikasyonlara gelirsek de bu işi bildiğinizi global anlamda en kolay kanıtlama şekli sertifikasyon. Çünkü bu sertifikalar dünyanın her yerinde geçerli ve SAP tarafından yapılıyor. Şimdi size birkaç sertifikasyon göstereceğim. Biraz pahalı. Kesinlikle kendi paranıza harcayıp sertifika sınavlarınıza girmenizi tavsiye etmem. Ama danışmanlık şirketlerinde bu tür sertifikasyonlar genelde şirket tarafından karşılanıyor. Çünkü danışmanlık şirketleri de projeyi satarken bakın bizim elemanlarımız tecrübeli, aynı zamanda da sertifikalı. O yüzden de daha fazla para verin dedikleri için şirkete genelde kendileri sponsor oluyorlar. İlk sertifika daha çok proje yöneticisi için. PMP'ye benzer bir sertifika ama SAP'nin sertifikası. Sınavın içeriğine bakınca da işte Agile metodolojisi, cloud sistemleri onları soruyorlar. İnternette de çıkmış soruları cevaplarını bulabilirsiniz. Hani benden söylemesi birazcık kötü yola da sokayım sizlere ama gidin lütfen öğrenin. İkinci önerebileceğim sertifika da S/4HANA üzerine olan bir sertifika. Yine 200 dolar civarlarında kazık. O yüzden şirkete kitlemeye çalışın bu tür şeyleri. Bunun içeriği de birazcık daha S/4HANA modülleri üzerine. Hazır bu sertifikasyon işine girmişken de AWS sertifikaları var. Amazon Web Services. Lütfen onlara da bakın. Eğer kariyerinizde bulut mimarisi tarafında ilerlemek istiyorsanız kesinlikle bu tür sertifikaların yararını görürsünüz. Bonus olarak da sizlere SAP hakkında bir hikayemi anlatayım. Ben SAP ile iş görüşmesine gitmiştim. O aralar Accenture adında bir danışmanlık şirketinde çalışıyordum. Ve SAP ile Accenture ortak olarak çok büyük bir proje yapıyorlardı. Ve müşteri Türkiye'nin en büyük demir çelik holdinglerinden biriydi. Ve o proje çok fena battı.
Ben de fazlasıyla rahat biri olarak görüşme sırasında o projede nasıl battı falan demiştim. İş görüşmesi sırasında pek bu tür şeyler söylemeyin. Gırgır şamataya vuramayabiliyorlar. Özellikle de bu tür iş hayatını etkileyen konuları. Hani de o ciddiyetinizi korumaya çalışın. Benim maalesef kişiliğim ona pek yer vermiyor ama kulağınızda küpe olsun. Ben de o görüşme sonrasında güzel bir et yemiştim. Ha, bu yüzden de olmayabilir gerçi. Benden daha kalifiye insanlar da vardır. Ama genel bir tavsiye bu tür muziplikleri yapmayın. Ama o projede ne battı be? Kaç milyon dolarlık projeydi? O projeye ben dahil değildim ama neden battığını tahmin edebiliyorum. Hem benim iş arkadaşlarım o projede çalıştığı için hani konuşuyoruz onlarla doğal olarak. Bu tür projeler genelde satış ekibi tarafından çok agresif bir şekilde satılıyor. Neden? Çünkü 10 tane danışmanlık şirketi var. Bir tanesi geliyor ben 8 ayda yaparım diyor. Bir tanesi geliyor 7 ayda yaparım diyor. Bir tanesi geliyor 5 ayda yaparım diyor. Ve daha uygun fiyata yaparım diyor. Çünkü satış biriminin sorumluluğu o projeyi satıp para kazanmak, komisyonunu almak. Bu ne kadar gerçekçi, ne kadar yapılabilir çok onların işi değil. Onlar tabii ki konuşuyor siz 5 ayda yapabilir misiniz diye. Onlar da yaparız yaparız diyor bir şekilde ama bazen yapılamayabiliyor. Ondan sonra kötü proje yöneticileri. Bazı proje yöneticileri maalesef evet efendim kafasında olabiliyor. Özellikle üst seviyeden şunu da yapın, bunu da yapın, şunu da yapın, bunu da yapın talepleri gelince ki birazcık da prestij, ego ile karışık Türkiye'de seviyesi çok daha fazla hayır demekte zorlanabiliyor. Zaten 8 aylık bir proje 5 ay olması için satılmış. Bu projelerin örnek vermiyorum, genelliyorum. Analistler, yazılımcılar ekstra mesai hafta sonlarıyla saçlarını döke döke çalışıyorlar. Bir de belirlediğiniz alandan daha fazla çıktı yapmanız bekleniyor. Hani bu çok sağlıklı değil. Ondan sonra çalışanlar da istifa etmeye başlıyor. Sonra iyice bir Arap saçına dönüyor. O proje yöneticisinin görevi projeyi yönetmek. Çalıştığın şirketin CEO'su da gelse, müşterinin CEO'su da gelse o projeyi yöneten proje yöneticisi. O insanlar işin mutfağında olmadığı için şu da olsun, bu da olsun, şunu da yapalım, ohoho, puh 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 diye gereksiz taleplerde bulunabilirler. Proje yöneticisinin görevi hayır demek. Hayır, başlangıçta biz böyle planlamamıştık. Hani düz böyle elimle konuş Elimle konuş. diye reddetmek değil de profesyonel bir jargonla bakın önümüzdeki 2 aylık planımız bu. Maalesef daha fazlasını yapabilmemiz için kaynağımız yok. Ya yeni insanları projeye dahil etmeniz lazım ki onların da projeyi öğrenme süreçleri olacaktır. Ya da bu gerçekten o kadar önemliyse bir ay sonra oturulur, konuşulur. Bir sonraki planlamamızı yaparken ona göre dahil ederiz. Ve o planımıza sadık kalırız. Eğer yine eksik bir şey olursa bir sonraki planda dahil ederiz deyip sert bir duruş sergilemesi lazım. Maalesef bazı insanlar o sert duruşu sergileyemeyebiliyor ya da güçten korkabiliyor. Mesela o benim yarı gırgır umursamaz kişiliğim bu tür konularda çok daha iyi oluyor. Neden? Çünkü babam gelse tanımam. Projeyi yöneten benim. Sana ne oluyor? Otur oturduğun yere. Eğer benim yönetimimi sevmiyorsan istifamı da veririm. Ama bu projeyi batırmadan, yazılımcıları ve analistleri burnout etmeden, istifa etmeden, uzun vadeli gerçekten yapılabilir bir proje yapmak istiyorsanız da böyle yapılacak. Diyebilmek lazım. Herkes diyemiyor maalesef. Neyse konudan birazcık da saptım SAP. Neyse lütfen bir bakın. Bilgi edinmeye çalışın. Çünkü gerçekten kariyeriniz için yararlı olacağını düşünüyorum. Onun dışında da videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.